Evet, İngilizce'de yurt denilen yere geldik. Yani yurt bildiğiniz dormitory değil, otağı manasına geliyormuş. Hadi bakalım. Burada böyle yerler var. Kamp alanları. 3 tane bu otağdan varmış. Yani yurt diyorlar işte İngilizce olarak. Evet, içi böyle. Tabii çarşafınız, yorganınız kendiniz getiriyorsunuz. Havalandırması da var. Bu biraz otağların modernize olmuş hali diyelim. Küçük bir penceresi var. Elektriği var. Şurada prizler. Ama bütün her şeyinizi kendiniz getiriyorsunuz. Camping in yurts is gonna be like this. These yurts are looking like old Turkish houses in wilderness, but it's a little different. You have to bring your own beddings, pillows, comforters, because they just give you bed like this one. There's electricity. So you can bring your kettle and stove. And there is AC here, but it's so cold at night. It's not working so much. And you should bring your own food, of course. Here is like this. Actually, in all Turkish houses, there are carpets inside and around the walls to keep it warm. But this one is American style. Evet, şu an kamptayız ve geyikler var. There are some deers here. Wow, look at the wilderness. İşte vahşi vahşi doğa. Evet, burada bir göl var. Donmuş çoğu yeri. Şurada küçük bir yarımada. Kamp alanına yakın bir yer. There's a lake here. There's also a small peninsula there. And the lake is, most of the part is frozen. So this camping site is nice. In Glendale.